Evet, Günaydın Doktor'da sağlıklı beslenme zamanı. Konuğumuz diyetisyen Çağıl Kıran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi hep böyle bir diyet konuşuyoruz. İşte zayıflamayı konuşuyoruz. Vücudun doğru yağ oranında kalmasını konuşuyoruz. Ve genel olarak uzmanlarla hani insana göre beslenme, hayata göre beslenme gibi şeyler konuşuyoruz. Ama her şeyin kaynağı aslında sağlıklı beslenme. Dolayısıyla sağlıklı beslenmenin genel bir tanımı var mı? Aslında hepimizin bildiği üzere sağlıklı beslenme kişinin kendi sağlık profilini tarayıp ona uygun bir şekilde doğru gıdayı seçmesi ve ona göre beslenmiş olması anlamına geliyor. Bu tabii hepimizin bildiği, sosyal medyada yazan, gene televizyonlardan öğrendiğimiz bir tanım. Bana göre sağlıklı beslenmenin en önemli noktası kişinin kendini tanımasından geçiyor. Yani sağlıklı beslenmeye adım atacak bir birey hangi gıdaları seviyor, çalışma saatleri nasıl, örneğin hekimsiniz hocam, belki ameliyatınız olabilir. Onunla alakalı öğlen yemeğini bir beyaz yaka gibi saat 12'de yiyemeyebilirsiniz. Pardon, öğlen yemeği mi dediniz? O hiç yemiyor. Yani burada en önemli nokta kişinin kendini tanımasıyla başlıyor. Evet. Peki bunun yanında ne gelir dersek, sağlıklı ve doğru beslenmenin altını doldurmak için kesinlikle gıda seçimleri bence çok önemli. Burada sevdiğimiz gıdaları tabii ki ön plana almalıyız ama ve lakin bize zorunluymuş gibi önümüze sunulan kesinlikle diyete giren bir bireyin yemesiymiş gerekli gıdaları da etiketlememiz lazım. Mesela bu etiket ne demek? Diyelim ki ben diyete girdim, chia tohumu yemem gerekiyormuşçasına bir algı yaratılıyor. Bence doğru beslenmeyi kesinlikle bunlardan biraz ayırmamız lazım. Ben doğru beslenmeyi biraz daha temiz beslenme, kişinin kendini tanıması, sevdiği gıdaları fark etmesi olarak değerlendiriyorum. Evet, sağlıklı beslenme enteresan. Sağlıklı beslenme adı altında da bir sürü gıda, ne diyeyim, diyet listeleri dönemsel var. Dönemsel gıdalar öne çıkıyor ya da dönemsel diyet listeleri yani öne çıkıyor. Ben hiç bilmezdim, yok avokadolu bilmem salatalar, yok işte chia tohumları, yani neydi? Kinoa. Kinoa falan filan. Şimdi bunlar haberlerde de bunların negatiflerini de görebiliyoruz. Çünkü herkes doğal gıda hiçbir zarar vermez zannediyor. Öyle bir şey değil. Orada kesinlikle çok haklısınız. Bizde ülke olarak yanlış anladığımız şeyler çok fazla. Bir şey doğal olduğu zaman kesinlikle zararsız etiketine de sahip oluyor. Ama doğal olan tabii ki her şeyin bir yandan da zarar var. Çünkü vücudumuz çok iyi bir makine. Yani bizim karaciğerimiz, böbreğimiz, onlarla alakalı tabii ki toksik olan etkiyi atmak için çok ciddi çalışıyor. Fakat burada en önemli şey dozdur. Keten tohumunu da herhangi bir gıdayı da porsiyondan fazla tükettiğimiz zaman bu sefer ne yapıyor? Bizim vücudumuza bir yük olarak geri gelmiş oluyor. Biz birazcık algı olarak onu karıştırıyoruz. Her Tabii. şeyin doğalından 5 kilo yedim, hiçbir şekilde sıkıntı yapmadı. İşte bunu dağlardan getirttirdim, çok güzel. Zaten şehir hayatında köy ürünü buldum. Bu benim için en sağlıklısıdır gibi gözüküyor. Ama aslında her şeyin kesinlikle porsiyonu ve tüketim sıklığı çok önemli. Evet. Ya bir de işte bu moda olanın peşinden gitme meselesini aslında sağlıklı beslenmeden ayıralım istiyorum. Böyle işte çeşitli diyetler bir anda çok ünleniyor, diyet listeleri ünleniyor ya da işte evet dönemsel bazı ürünlerin tüketilmesi konusu medyada çok pompalanıyor, çok işte gündeme oturuyor ve herkes koşuyor o ürünü alıyor. Onur'un da dediği gibi bir süre sonra deniyor ki aa evet fazlası da zararlıymış, biz şimdi anladık ama çoktan tüketilmiş oluyor. Bireyin kendini tanıması ne demek ve sağlık tetkiki dediğiniz şey nedir? Ne yapmalı bir insan sağlıklı beslenmeye bugünden başlamak için? Öncelikle ben kesinlikle bir kan tetkikinin yapılması gerektiğini söylüyorum. Yani kan değerleriniz ne seviyede, diyabetle alakalı taramanız yapıldı mı, belki insülin seviyeleriniz çok ciddi yüksek ve bir insülin direnciniz var. Tiroidle alakalı belki Hashimoto tiroidiniz var, yavaş çalışıyor tiroidler. Onun yanı sıra belki tansiyon hastasınız ve bunun farkında değilsiniz. Bir tansiyon ölçüm takibi yapılmakta fayda var. Çünkü söylediğiniz gibi o kadar çok televizyonlarda işte tuz yiyin çok sağlıklı, doğal tuz yiyin, işte tereyağı tüketin. Yani burada çok ciddi bir kafa karışıklığı olduğu için bireyin kan testini yaptırması çok bizim için mühim. Bir ikincisi de kendini tanıma noktasında hangi gıdayı ne kadar çok seviyoruz? Burada bir araya gireceğim. Kan testini yaptırdı, evde kendi mi bakıyor? Ne yapıyor kan testini? Öncelikle kesinlikle bir hekimden geçmiş olması lazım. Yani önceliğimiz dahiliye hekimi olabilir. Hatta şu anda basamak basamak gitmek en doğrusu. Biz ülkemizde bunu çok yapamıyoruz. Öncelikle bir sağlık ocağında genel tarama testleri yapılıyor. En yakın sağlık ocağına gitmek. Tamam. Ondan sonra o testlerle beraber dahiliye hekimi ve dahiliye hekiminden sonra bir beslenme uzmanı ile beraber hekimin yönlendirdiği, diyelim ki hasta diyabetik hasta ya da tansiyon hastası ya da hiçbir şekilde sıkıntısı yok, sadece kilo problemi var. Bu vücutla alakalı bir şeye yansımamış. Bu zaten en mutlu olduğumuz tablo. Tabii. Sadece hasta doğru beslendiği zaman, kişi doğru beslendiği zaman sağlıklı kiloya erişmiş olacak. Aynen. Ona göre de başlamış oluyoruz. Ben bir diyetisyenin karşısında bunu çok rahatlıkla böyle örtebileceğini, böyle saklayabileceğini düşünüyorum. O yüzden de sizin vereceğiniz diyette en ufak bir tuzu aşırı olduğunda bu sefer tansiyon hastası daha da agrave olacak. Çok haklısınız hocam. Bununla alakalı kesinlikle ön bir anamnez formunun alması lazım. Geçmişe dönük öyküler, kullanılan ilaçlar, hastalıklar, geçmişe dönük diyet öyküsü bile olabilir. Ceyda Hanım da az önce söyledi. O kadar çok popüler diyet var ki hani hasta burada yani aralıklı açlık diyeti yapıyor. Yüksek ağırlıklı protein diyetleri yapıyor. Yani hani ciddi bir şekilde farklı şekillerde beslenebiliyor ve bunu dediğiniz gibi o kadar çok normalleştiriyor ki kullandığı bir ilacı söylememek gibi. Şu diyeti yaptım ama bence o bana çok zarar vermedi diyor ve kendine göre yorumlayarak bize aktarmamış oluyor. Bu nokta önemli ama anamnezle beraber, öyküyle beraber onu alıyoruz kesinlikle. Peki şimdi malum Ramazan ayı, şimdi tabii artık sonlara doğru geliyoruz gerçi ayın ama eminim kilo alanlar çok oldu. Çünkü biz oruç meselesinde beslenme kısmını biraz yanlış yapıyoruz ülke olarak. Biz daha önce Ramazan'ın başında yaptığımız programlarda beslenme uzmanı ağırladığımızda üstüne basa basa çizdik ama bunun sık sık hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında dini vecibelerimiz yılda bir kere vücudumuzun temizlenmesine fırsat veriyor. Ama öyle bir iftar sofrası kuruyoruz ki biz yıl boyunca yemediğimiz bütün her şeyi bir aya toplayıp hepsini bir ayda tüketiyoruz ve sonra diyoruz ki bu Ramazan 5 kilo aldım, bu Ramazan 7 kilo aldım. Bir ayda bile değil Ceyda, bir gecede yiyorlar yani. Evet işte bütün bir aya, bir geceye kebapların 1000 çeşidini, öbür geceye bilmem nenin çorba 8 çeşit. Yani her şey o kadar fazla ki normalde yemediğin kadar zaten. Hani tabii. O 3 öğünün çarpı 6'sını bir geceye toplamak gibi. Sizin bir beslenme uzmanı olarak tavsiyeleriniz neler? Sağlıklı beslenme Ramazan'da nedir? Aslında Ramazan ayı kendinden de zaten bize sunmuş olduğu imkanlarla sağlıklı beslenmeyi eğer ki doğru kalıplarda uygularsak zaten hayatımıza otomatik olarak geçirmemizi sağlıyor. Yani bu ne demek? Ortalama bir 15 saat, 17 saatlik bir açlık var ki bu kesinlikle vücudun kendini birazcık daha toparlamasıyla alakalı yeterli bir süreç. Fakat burada ortaya çıkan şey şu oluyor, 17. saatlik açlığın sonunda porsiyonlar 3'e 5'e katlanmış oluyor. Şekerle alakalı ciddi şeker seviyeleri düştüğü için kesinlikle tatlı krizleri ön plana çıkıyor. Benim buradaki önerim öncelikle Ramazan'da beden doyurmaktan ziyade ruh doyurma ayı olduğunun altını çizmek istiyorum ben. Yani öncelikle ruhumuz doysun, bu maneviyatın farkına varalım ve bu maneviyatla oruç tutmuş olalım ve beslenmeyi de ona göre geçirmiş olalım. Zaten bakıldığında biz bunu kitabına uygun yaptığımızda bunu zaten biz... Nedir tam olarak? Çünkü sonuçta bütün gün şimdi aç kalacak olan insan biz ruhun doysun dediğimizde çok mutlu olmuyor bundan. Bütün gün o akşam yapacağı yemekleri hesap edip bütün gün o yemekleri yapıyor. Ve zaten hani orucumu tutuyorum, ruhum yeterince doyuyor, duamı da ediyorum diyor. Dolayısıyla şimdi aç ve akşamı bekleyen ev kadınları bizi izliyor, eşleri işe gitti, çocuklar okula gitti. En doğru iftar sofrasında neler olmalı, ne kadar olmalı? En doğru iftar sofrasında öncelikle bir çorba olarak bir başlangıç yemeği olmasını ben öneriyorum. Çünkü vücudun birazcık daha çorbanın sıcaklığıyla beraber midenin ısınması, birazcık daha şeker seviyenin daha düzgün bir şekilde yükselmesini sağlar. Bir çorba başlangıç kesinlikle olmalı. Unlu çorba mı, unsuz çorba mı? Geleneksel ev çorbasında her şeye tamamız hocam. Tarhana unlu bir çorbadır fakat içerisinde güzel probiyotikler barındırır, yoğurt barındırır. Paket olmayan, geleneksel olan ev yapımı her şeye kesinlikle sonsuz güvenimiz var. Süper. Onun dışında bir 10 dakikalık bir molaya ihtiyaç duyuyoruz. Buna bedenimiz de ihtiyaç duyuyor çünkü. En doğrusu ilk öğünü yaptıktan sonra bir 10 dakikalık minik bir mola vermek. Çorba içti 10 dakika. Yani şunu mu yapmalı? Şimdi pratikte düşünüyorum. Sofra kurmasın, iftar saati hemen işte kaç kişiyse o kadar tasla çorba koysun. O çorbalar içildikten sonra o tabakları, mutfağa götürsün ve bir sofra kursun. Bu 10 dakika mesela. Ya da, ya da direkt sofrayı kurabilir. Herkes çorbaları servis edildikten sonra, tükettikten sonra normal o çorba... Namazlar kılınır. Namaz kılınabilir. O çorba tabakları tekrar toplanıp mutfağa götürülebilir. İkinci bir yemek servis edilebilir. Zaten 10 dakika geçmiş oluyor. Burada genellikle lokma yeme tekniği çok önemli. Ben bunu hep söylüyorum. Çatal bıçak bırakarak yemek yemedir bu. Evet. Yani sürekli bir elimizde çatal, bir elimizde bıçak, bir ondan yemek değil de yedim yemeğimi. Birazcık daha sakin ve huzurlu bir şekilde devam ettim. Arada çatalı tabağıma koymakla alakalı. Peki çorbayla pide yedik mi? Çorbayla pide yedik çünkü Ramazan'ın ne dedik? Geleneksel beslenmede her şeye izin var. Ne dedik? En önemlisi porsiyon. Pide kesinlikle tüketiyoruz. Asla pide yemeyeceğiz diye bir şey yok. Fakat herkesin kendi eli kadar bir ölçüde tüketmiş olmamız lazım. Herkesin kendi eli kadar. Ben şanslıyım da ben pide yemiyorum. Bayağı şanslısın. Tabii ki bir gün pide yiyorsak bir gün bulgur, bir gün ekmek, bütün tam sağlıklı karbonhidratları birbirle değiştirmek, çeşitlilik sağlamak en doğrusu. Şimdi tabii o çorbanın olduğu sofrada şöyle bir adet var. İlla hurma olacak, peynir olacak, salata olacak, çeşitli zeytinyağlılar. Ramazan'da 3 çeşide çıkıyor en az. Tulum peynir olacak, tabii pastırma peyniri, olacak. Tereyağı pastırması. Hani bütçe ne kadar yeter ama yettiğince Allah da bir bereket verir o Ramazan'da. O sofra şenlenir gerçekten. Dolayısıyla sizin sadece çorba deyip 10 dakika beklediğiniz yerde o çatal oynamaya devam edecek o sofra doluysa. Ama orada masa topluyoruz. Masa topladığımız için sıkıntı yok. Tamam. O yüzden uzaklaştık. Tabii ki bir tane hurma yemek, birkaç tane zeytin atıştırmak bunlar çok böyle sıkıntı yaratan noktalar değil. Ana yemeğe geçtikten sonra da ben hep şunu öneriyorum. Çok çeşit varsa kendinize ortalama 6 yemek kaşığı porsiyonlama yapın. 2 kaşık barbunyadan yiyin, 2 kaşık tavuk ya da et grubu yiyin. Tabağınızı bölün. Yarısı protein olsun, yarısı sebze ve salata grubu olsun. Bu şekilde her şeyi yemiş oluruz ve... Bir araya girebilir miyim? Olmasın diyeceğim bir şey var. Lütfen şu gazlı içecekleri sofranızda bulundurmayın diyeceğim. Bir diyetisyen olarak ne diyorsunuz? Gazlı içecekler, hatta gazsız tatlandırıcılı gene aynı şekilde diğer içecekler de hepimizin başının derdi. Su içsinler. Herkes, yani ben hani özellikle tavsiye ediyorum, suyu bol içsinler. Hani araya girip kesmiş olur ama. Keşke aslında hiç yani hocam çok haklısınız, su içmeyi kesinlikle öneriyoruz ama Ramazan'da özellikle atlanan bir nokta bu. Ben şöyle öneriyorum, en azından iftar süresince yani 8-9 bandında 1 saatte 3 bardak, sahurda da en azından 1 saatte ortalama 3 bardak içmeye çalışmamız. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Yemekten önce kocaman bir bardak suyla orucu açmak aslında o su mideyi de dolduruyor. Çok ciddi bir tokluk hissi yaratıyor. Yemek sırasında hiç su tüketmemek. Yemekten sonra da televizyon karşısında yanında hep böyle bir şişeyle su bulundurmak en sağlıklısı. Evet ama yemekte de o yemeğin kolaylaştırılması açısından bir içecek isteniyor ki çay bizim geleneksel ama içeceğimiz. Ama işte mesela bilmiyorum siz ne diyorsunuz benim... Dahil olduğum beslenme programlarındaki bütün uzmanlar yemek yerken likit tüketmeyin. Çünkü mide sıvıyı mı tüketsin, katıyı mı tüketsin karıştırıyor ve ciddi hazımsızlık ve gaz problemi oluyor derlerdi. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Asit düzeyini düşürmüş oluyoruz su içerek midedeki böyle sindirim birazcık daha yavaşlamış oluyor. O yüzden enzimatik reaksiyonlar mesela birazcık daha geriliyor. Mesela bizim sofrada su hiç olmaz yemek boyunca. Bardak yok yani. Sofra düzenimizde bardak yok. Çay tabii ki olabilir fakat demir emilimini etkileyecektir. Çok açık olmak kaydıyla tabii ki tüketebiliriz. Özellikle Ramazan arıyoruz. Herkes çay arıyor. Bununla alakalı ben ufak bir komposto tarifi veriyorum. Genellikle daha kolay oluyor. Klasik bildiğimiz 4-5 tane kuru kayısıyı, bir tarçın çubuğu, 2-3 tane karanfille beraber 1 litrelik suda 10 dakika kaynatmak. Ondan sonra süzüp gün içinde dolaba aldıktan sonra gece boyunca tüm aile üyeleri de tüketerek hem şeker regülasyonu tarçınla sağlanmış oluyor, hem kayısıyla beraber bağırsak aktivitesi sağlanmış oluyor, hem de o karanfilin getirdiği geleneksel bir tat da çok ciddi bir şekilde hepimiz tatmin etmiş oluyor. Aynen öyle. Yerine geçebiliyor. Peki kaç öğün yenecek Ramazan'da? Ramazan'da aslında herhangi bir iki öngörülen ama sağlık problemi yoksa aslında öngörülene uygun gitmek doğru. Yani bir iftar yapıp çeşitlendirerek tekrar bir peşine sahurla devam etmek çok doğru. Burada en altı çizilmesi gereken nokta sahur atlanarak asla ve asla oruç tutmamamız noktası. İftarı yedin ertesi güne iftara kadar aç yani 24 saat oluyor o zaman zaten. Çok doğrudur. Burada çünkü vücut gerçekten uzun açlığa giriyor, 24'e dönmüş oluyor ve sahurda yiyeceğimiz süt grupları, alacağımız su bizi daha iyi bir şekilde güne hazırlıyor. Genelde şöyle şeyler duyabiliyoruz. Hocam ben geç yedim yattım, hiç kalkmayayım. Hayır, ufak da olsa bir süt grubu, bir yoğurt grubu muhakkak ekleyelim. İlla ki bir 2 bardak suyumuzu içelim. En azından ufak da olsa bir sahurla olayı bölmüş olalım diyoruz. Çok önemli nokta sahur olması. Evet, bir de genelde tok tutması açısından sahura protein ağırlıklı, iftara da karbonhidrat ağırlıklı öneriler ama şimdi ben senin söyleminde çok karbonhidrata girmedin. Hani pide bir tek el kadar bir pide belki. Onda da diyorum ya sana, bir gün pide diyor, ertesi gün evet, bulgur diyor, pilav, bulgur sonra falan. Ekmek evet. diyor. Ve burada kişinin bitmiş olan enerjisini nasıl sağlayacağız Ramazan'ın tam iftar vaktinde? Aslında burada bakıldığında yemeklerin içerisindeki pirinç, gene diyelim ki bir dolma yaptık. Geleneksel olarak yediğimiz ana yemeklerde o karbonhidratı almış oluyoruz. Zaten çorba içiyoruz en başlangıçta, zaten o da bize bir karbonhidrat olarak geçmiş oluyor. Yani bahsettiğimiz bu bulgur, ekmek, tam buğday ekmeği gene yancı gruplar olarak takip ediyor. Yani güllaçı önermiyoruz değil mi? Güllaçı gene geleneksel olduğu için öneriyorum. Ama tabii ki o da porsiyon dahilinde gene bir kare güllacı gayet güzel ama bir şekilde bir gün var, bir gün yok olarak yiyebiliriz. Ben burada doğru beslenme tanımında en baştan o yüzden kendimizi tanımak dedim. Ramazan'da hiç güllaç yemeyeceğim diye olaya başlarsak sırf kilo vermek için. Her gün yersiniz. Bu bizi strese sokar. Her gün yersiniz dedi. Ve gerçekten neredeyse her gün yiyebiliriz. Evet. Ya da genel olarak diyet yaparken ben çikolatayı hiç yemeyeceğim, hayatımdan kaldırdım dersek gene diyet kelimesinin getirilmiş olduğu işte, bir negatiflikten tekrar etkilenerek tamamen kendimize savaşma pozisyonuna gireriz ve yemek ve yememek arasında gidip geliriz. Doğru beslenmede her şeyin aslında yeri var. Sadece porsiyon tüketimi ve sıklık çok önemli. O yüzden güllaç tabii ki yiyeceğiz. Dediğim gibi geleneksel olan ne varsa porsiyonda yiyeceğiz. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında mesele şu, evine sokmazsan hatırlamıyorsun, canın da çekmiyor, yemiyorsun da. Yani sen gerçekten değil, Ramazan alışverişini ona göre yaparsan, elinin altında varsa yiyorsun. Aslında zaten ruhumuz doysun dediğim nokta şu, çok doğru, kalp açlığınız var orada. Ben de hafta sonu anneannemi ziyarete gittim ve klasik anneanne kurabiyeleri, aynen, zeytinyağlılar yapıldı. Tabii ki oradan ben de getirebilirdim fakat Tekirdağ'da yedim, aynen, orada bıraktım. Ondan sonra İstanbul'a geri döndüm. Tam olarak. Burada kalbimizi doyurduk. Değil, burnumuzda tüteni de tekrar bedenimize vermiş olduk. Ama kararını bildik, kendimizi tanıdık. Bir de anneanne yemeği yenmez mi ya? Allah. Hele ki Tekirdağ. Benim anneannem de Allah rahmet eylesin Pınarhisar'daydı. Ben ona gittiğimde 2 tencere söyledim, 2 tepsi Ali Nazik yer dönerdim. Öyle güzel yapardık Allah rahmet eylesin. Anneanne yemeği yenir. Evet, anneanne yemeği can oluyor gerçekten. Evet. Ama burada her şey peki, porsiyonda. Ama kalori hesabını insanlar kendi kafalarında nasıl yapsınlar? Ben hep onu çözemiyorum. Yani hocam, hep dengeleme vardı ya, bugün güllaç yedim tamam ben 3 gün bir daha tatlı yemeği falan diyenler var ama bu dengelemeyi neye göre yapsınlar? Kısa böyle spot bilgi verirseniz. Diyelim ki fazla şeker içeren bir gıda aldık, güllaç olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Hayatımızdan 2 günlük süreyle onu takip eden dönemde öğlen ve akşam yemeklerine sebze, yoğurt, salata üçlemesini alıyoruz. O 3 günü dengelemiş oluyoruz. Yani ben diyelim ki zeytinyağlı sarma yedim ve börek yedim. Döndüm pazartesi, salı ve çarşamba günü 3 gün boyunca hem öğlene hem de akşam yemeğine bir sebze yemeği, bir mevsim salatası ve bir kase yoğurt protein desteği olması adına muhakkak ekliyorum. Ondan sonra oradaki zaten dengeyi sağlamış oluyorum. Hafiflik duygusunu yakalasa insan. Ben işte en son yaptığım bağırsak terapisi sürecinde bunu yaşadım. Hafif olma duygusunu yaşayınca sen o duyguyu aramaya başlıyorsun ve ister istemez zaten vücut diyor ki yeme. En hafifini bul diye, çünkü dün kaçırdın diyor yani. Evet, orada çünkü akşamleyin aç uyumak, boş mideyle uyumak buradaki en önemli nüans. Ve hafif kalkmak. Yani şöyle olmalı, biz genelde şunu diyoruz, sabah kalkıyorum karnım aç değil. Çünkü niye? Akşamdan çok yedik, tokuz yattık. Evet. Yani aslında aç olarak uyandığımızda ve biraz da midem gurulduyor ya hadi ama uyuyayım noktasında yattığımız zaman zaten aslında o hafifliği, o sağlığı yaşamış oluyoruz. Aynen. Bu Ramazan'da bu hafifliği bulmak zor tabii. İşte sofrayı hafifletecek. Sofrayı hafifletmek lazım. Evet, yani çeşidi çok da tutsak 2 kaşık ondan, 2 kaşık ondan şeklinde denge. Yani tabakları da küçültseler yetecek biliyor musun? Küçük küçük o meze zihniyetinde küçük kaselerde çay gelse. Aslında çay tabağına yakın meze tabakları normalde. Evet. Gerçekten meze kültürü olan restoranlarda en küçük porselen tabaklarda gelir. Ya da tabakları tık tık büyütün, biter. Büyütün ama altını yeşilleyin. Kesinlikle. Koca bir marul üstüne koy. Hani gözün doysun. Evet, yani öncelikle o hacimli gıdaları, salata dediğimiz, yoğurt dediğimiz gıdaları çoğaltmak. Evet. Hem gözümüzün doymasına destek olacak hem de aynı şekilde diğerlerine zaten bir yerden sonra midemiz de doyduğu için daha az yer kalmış olacak. Yani öz cümle, Allah bir beyin vermiş, akıl vermiş arkadaşım, vücuduna yüklenme. Kullan, kendini dinle ve düzgün ye. Evet. Her şeyi ye ama kontrollü ye. Kontrollü yemek her şeyin başı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Devam ediyoruz.